Ben de böyle. Açılış konuşması bu işin, bu ödülün ana fikrini Haşim Gusarakoğlu'dan gelen ana fikri çok çok güzel özetledi. Arda arda gelen konuşmalar. Mesaj verme konusunda bu sefer hani ilk bu sefer mesaj Almanya'ya atıfta bulunuldu. Yine Almanya'dan geliyor mesaj ama 1998'den Ayşen Rızakoğlu'nun kendisinden yayınlama özgürlüğü ödülünü aldığı sırada pasaportu verilmediği için kendisi katılamamış konuşmasını yollamıştı. Konuşmasının son bölümünü ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim için Dünya Yayıncılar Birliği'nin 1995 bir nolu bülteninde de belirtildiği gibi yayınlama ve basın özgürlüğü en temel insan haklarından biridir. Ve biz bu yayınlama özgürlüğünü kullanıyoruz. Ve bu temel hakkımızı hayata geçirirken insanların görüşlerini ifade etmek gibi en temel haklarının kullanmalarına da zemin sunuyoruz. Ve sonuç olarak da diğer insanları bu bilgileri, görüşleri, öğrenmelerini, bilgi edinmelerini sağlamış oluyoruz. Kısacası kendimizi var olan yasalara karşı değil, insanlığın 2000 yıldır verdiği, mücadele sonunda elde ettiği evrensel ilkelere karşı sorumlu sayıyor, onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve yitirdiğimiz Ferhat Tepelere, Lizzy Schmidt'lere, halen cezaevinde bulunan İsmail Hocalara, Haluk Hocalarla, Sadrettin Aydınlık ile, sürgünde yaşamak zorunda kalan dostlarımızla, ve daha bunu sayamadığımız onlarca yazarımız, bilim adamımız, gazetecimiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın Türkiye'de yayınlama, düşünceyi ifade etme özgürlüğü alanında önemli kazanımlar elde edilmesinde rolü olduğuna inanıyorum. Belki hepimiz çok bedel ödedik ve belki yarın daha da büyük bedeller ödeyeceğiz. Buna hepimiz hazırız. Karanlıkların, yasakların aşılıp aydınlığa, düşünce zenginliklerine ancak böyle ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Ustalarımızdan bunu böyle öğrendik. Örnek aldığımız insanlarımız, meslektaşlarımız bunu bize böyle anlattılar. Ve bizler sevgili Beşikçi Hoca'nın öğrencileriyiz. Zindanın karanlığında bile özgür insan kalmanın sanatını biz onlardan öğrendik. Siyasal ve ulusal kimliklerini ifade ettikleri için cezaevinde bulunan tüm insanlarımız, düşünce özgürlüğü mücadelesinin sessiz neferleri. Evet, bu topraklarda tek özgür insanlar bizleriz. Bu özgürlüğü bize kimse vermedi. Biz onu kendimiz kazandık. Ve hepinize söz veriyorum. Beynimize zincir vurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sözlerimi bitirirken insan haklarının yoğun biçimde ihlal edildiği, yıllardır kirli savaşın sürdürüldüğü bir ülkenin yayıncısı olarak meslektaşlarımdan şunları bekliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun halkları hedef alan savaşlara karşı duralım. Kendi ülkelerinizdeki silahlanma politikalarına, savaş kışkırtıcılığına ve silah ticaretine karşı çıkalım. Barışın sesi olalım. İnsanlığın en temel evrensel haklarının hayata geçirilmesi için bir platform olmakta ısrar edelim. Tabulara karşı inatla insanlığın değerlerini savunalım. Ve sessizlerin sesi olmakta direnelim. Ayşen Rızarakoğlu. Bu coğrafyada yerleşik bir resmi ideoloji var. Bunun her zaman altını çizmemiz gerekiyor. Bir soykırım üzerine kurulmuş ve bu soykırımı gerçekleştiren zihniyet tarafından kurulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Onun tekçi kimliğini, soykırımcı kimliğini, yok edici kimliğini temel olarak kurulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Bunları konuşmak çok zor. Hala çok zor. Ayşe bunları 90'ların başında konuştu ve kitaplarını bastı. İlk onun yargılandığı kitaplar Ermeni soykırım üzerine yazılmış kitaplar ve sevgili İsmail Beşikçi'nin
Kürdistan üzerine yazdığı Devletler Arası Sömürge Kürdistan. Tam da adını koyarak, tam da gerçeği yazarak, adını koyarak yazdığı kitap. Hiç konuşulmayan. Böyle bir kitabı basma cesaretini gösterdi. Kontrol gerilla tarafından insanlar katledilirken, köyler yapılırken. Böyle bir kitabı basmak kolay bir şey değildi. Yani o neden cezaevine girdi, neden ifade özgürlüğü üzerine onun adına ödül veriliyor? Bunları söyleyen, bunları yazan bir kadındı Ayşe Sarıkoğlu. Benim hayatımda ise ablaydı. 89-2022 yılları arasında hiç ayrılmadık birbirimizden. İkimiz de küçük yılda oturuyorduk. Her sabah birlikte geçerdik karşıya. İşte işlerimizi yaparız, ihaleye geliriz. Dönüşte mutlaka eğer ihalede işimiz yoksa onun Cağaloğlu'ndaki ofisinde ben, Hulusi, Erdoğan Tatlav, Ayşe ve Ragıp Sarıkoğlu bu beşli oturup birer kadeh rakı içerdik. Çünkü çok tehdit alıyorduk, sürekli tehdit alıyorduk. Derneğe mektuplar bırakılıyordu falan. Biraz daha hani kendimizi de güçlü hissediyorduk birer kadeh içince böyle. Ondan sonra evlerimize giderdik.